Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. ...2019 Kasım Terazi. Şimdi Terazi burçlarının, Mars Terazi burcunda bunlar çok aktif anlamına giriyor. Yani daha hareketli, daha aktif, daha enerjik, daha güçlü, daha dominant bir pozisyondalar. 24'üne kadar da Kasım'ın o Mars'ın o terazideki ana etkilerini yaşayacaklar zaten. Sonra Mars'ın Akrep burcuna geçmesiyle beraber harcamaları artacak. Kasım ayı parasal konuların çok gündemde olduğu bir ay Terazi burcu. Bilhassa kendi kişisel kazançlarını ve kendi kişisel kazançlarını arttırma tekniklerini. Yani ekstra bazı maddi kazançların olacak. Ya maaşın artacak Aralık ayında ya yaptığın işlerde bir yükseliş olacak. Yani 12 Kasım ve takip eden dönemde gelmesi gereken bir paranın geciktiğini görebilirsin. Ama 24 Kasım'dan itibaren o paranın da hızlı bir şekilde geleceğini göreceksin. Mars'ın terazi burcunda olması, ki Mars teraziyi çok sevmez aslında. Evet. Ama ne kadar teraziyi sevmese de, çünkü Mars'ın enerjik yapısıyla terazinin o uyumlu, yumuşak ve demokratik yapısı birbirine uymaz. O Mars'ın terazide olması yalnızca tabii ki terazi burçlarını biraz daha kararlı bir noktaya getirir. Çoğu çok kararsız insanlardır ama bu önümüzdeki dönemde biraz daha kararlı adımlar atacaklar. Venüs ve Satürn'ün pozisyonlarına baktığımızda aslında onlar iş, kariyer ve kariyer hayatlarını ilerletmekle ilgili büyük mücadeleler içindeler. Bir kısmı uzun zamandan beri, hatta bazıları Nisan'da, bazıları Temmuz'da iş kurdu. Onları büyütmeye çalışıyorlar oradaki tutulmaların döngüsüyle. Buralarda zorlanıyorlar ama bunlar düzelecek. Kazançlar biraz daha artarken 12 Kasım, 16 Kasım, 18 Kasım, 24 Kasım önemli. 24 Kasım ve 30 Kasım arasındaki dönem daha şanslı olacaktır. Günlük hayatlarında gelirler biraz daha realize olacaktır. Çünkü Kasım'ın ilk 2 haftası harcamalar daha fazla. Son 2 haftası harcamalar daha dengeli bir noktaya gelmiş durumda. Ama Merkür'ün tabii ki burada şimal tutulması dediğimiz Zuban el Şamari, yani Şamari üzerindeki caizmi dediğimiz, yani Merkür Güneş'in kalbinde dediğimiz, ki klasik astrologlar çok kullanır. Biz karmacılar daha az kullanırız bu kelimeyi. Bu etrafındaki 10 Kasım ile 14 Kasım arasında kim dost kim düşman rahatlıkla görecek. Kim kendisiyle iş yapıp doğru bir şekilde para kazanmak istiyor. Kim karşısına yalnızca hep bana hiçbir şey vermeden para kazanmaya çalışıyor. Bunları rahatlıkla görecek. Dostuyla düşmanına iş ve kariyer hayatındaki olan olaylar ve kavramlar yüzünden çok da iyi tanımlayabileceğin bir döneme giriyorsun. Sevgiyle kalın.